En Amanat Benim'den final masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Bugün de Ayten Hanım'ın masasındayız. Beklediğimiz gün geldi. Hem Ayten Hanım'ın hamar attığını hem de 50 bin liranın sahibini bugün bu masada göreceğiz. Evet Ayten ablacığım, ellerine kollarına sağlık. Çok teşekkür ederim Kadir Bey. Ne hissediyorsun? Bitirdin. Yani hafta bitti, benim günüm bitti. Yani bir boşluk. Bu bitince daha da bir boşluk olacak. Benim masamdalar, çok güzel şeyler hissediyorum. Canım arkadaşlarım, hoş geldiniz tekrardan. Gayet de pozitif Ayten Hanım. Gülüyoruz, görüyorsunuz. Güler yüzlü bir ev sahibi bugün. Psikolojik bir şey de olabilir bu. Ben iyi gözüküyorum, bakın anlamına da geliyor olabilir bu. Bu kadar gülmüyordu bütün bir hafta çünkü canım arkadaşlarım falan garip geldi. Misafirimsiniz. Normalde canım arkadaşlarım da ben burada otururken. Yadırgadınız mı Ayten Hanım'ı bu tavrını? Ben de çok yadırgadım. Bütün hafta güldüm arkadaşlar, siz görmek istemediniz. Hiçbiriniz benim güldüm, alaycı alaycı gülüyor. Peki masaya gelelim şimdi. Bakalım Ayten Hanım'ın masası nasıl olmuş? Bu arada sanki Gönül Hanım masaya has hazırlanmış gibi bir kombin içerse değil mi Ayten Hanım? Evet, teşekkür ederim. Siyah, kırmızı. Rica ederim. Teşekkür ederim. Masayı nasıl buldunuz Gönül Hanım? Ben Ayten Hanım kadar acımasız olmayacağım. Beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi beğenmedim diyeceğim. Bardak dışında çok lekeli benim bardağım. Masa gerçekten çok güzel. Su lekesi. Teşekkür ederim. Keşke bir bezle hemen alsaydınız ama hepsi mutfakta öyle. Mutfakta değiştirirsin. Dur şimdi sakin yorumları dinleyelim. Hemen değiştiririm ben. Masa şık. Hiç sorun değil. Masa şık, güzel, beğendim. Beğendim. Rengi falan uyuyor yani. Evet. Peki. Çok mersi. Züleyha Hanım. Ben de beğendim. Beğendiğim bir renk çünkü. Çok severim. Siyahın patlamasına bayılırım zaten ki ben aynısını kullanmış. Suplama eleştirmişti aslında ama kullanmışsınız. Yok, eleştirmedim suplanı. Saksının ikisi aynı olmuş. Olduğu halde demiştiniz bunlar olmaz. Suplada bir sıkıntı yok dedim. Hayatım bir kere niye eleştireyim? Ben de bunu kullanacağım. Plastik, aynı şeyi kullanacaksam seni eleştirmem hayır, ki. Asla eleştirmedim. Gönül Hanım'ın sofrasındaki plastikti ve daha da bizimden şıktı. Onu eleştirdiniz. Davet sofrasında bu olmaz dediniz ama bunu koydunuz. Az önce dedin ki benimkini eleştirdin, aynısını sen koymuşsun. Evet. Seninkini eleştirdi mi, Gönül Hanım'ınkini mi eleştirdi? Benimkini eleştirdi. Benimkini şöyle bağlamak istedim. Ama bak diyor ki seninkini niye eleştireyim, aynısını ben koyacaksam. Aynısı. Şey ne kadar aynıydı. Yok aynısı. Benimki, o yüzden seni eleştirmem demek, kendimi eleştirmem demek. Ben bunu beğendiğim için aldım. Şeyin güzel, çatalımda su lekeli vardı. Bardaklarda leke var. Onun haricinde uyumu çok güzel, beğendim. Peki, uyumu ederim. Beğendin. Evet. Ayten abla sen dedin yani ben astrolistim diye. Züleyha Hanım diyor ki astrolist olan biri ne bezle yer silebilir ne de yemek yapabilir. Yani bugün Ayten Hanım'dan ümitli değil misiniz astrolist olduğu için? Hayır değil. Ekranlarda izlerken göreceksin. Ben yere de silerim. Ben bir anneyim bir kere. Çocuk altında değiştiririm. Yeri de silerim. Camı da silerim. Tuvaleti de temizlerim. Her bunları şeyi yaparım. Astrolist olmam bunlara engel değil diyorsun. Ben astrolist olmam. Evimde diyorsanız yani ben dışarıya çıktım mı evimde de ne dedi Züleyha bir de söyle. Astrolist olan bir insan bunları yapmaz. Astrolistim diyorsanız bunları yapmıyorsunuzdur. Astrolistim ama masaya yüksek gelirli bir astrolist değilim. Peki menü için ne diyorsunuz Züleyha Hanım? Ben menüsünü beğendim. Yani onun düşündüğü gibi cevaplar vermeyeceğim. Yani, geçişlerde falan sıkıntı var mı? Hayır ben beğendim menüsünü. Geçişleri yani yapabildiğini bilmiyorum ama bence güzel. Yani peki. Öyle basit bir menüsü yok. Can Bey. Masanız da eğer astrolistiniz gibi olursa eminim kimse sizi izlemeye gelmezdi. Şöyle gireceğim konuya, siz detaylarda boğulan bir kadınsınız. Herkesin, yani birinin yerden bir şey alıp kendi tabağına koymasını bile sorun eden bir kadınsınız. Ve bu bardaklar sanki yağmurda ıslanmış gelmiş, bunları çok rahat silebilirdiniz. Tabakların üzerinde, hepsinin üzerinde hemen silince hemen. Silince leke çıkmaz, tekrar yıkanması lazım. Yok, ya ıslakken silince, silecektiniz. Böyle bak, ıslak, tabakların üzerinde, tamam devam edeyim. Yıkadım. Devam ben edeyim, siz cevabını sonra verin ki. Yıkadım. O kurumadı. Anlatayım, tamam. Tüm tabaklarda toz var. Olacak şey değil. Hani nerede Allah aşkına? Bakın. Yapmayın, şu, tertemiz ya. Hayır, ne yapacağını şaşırdım. Nerede Allah aşkına? Şu. Nerede toz ya? Elini aldı elini. Toz elini ya. Buradan nerede bakın, toz? Bakın, bakın. Elini aldı. Sakin olun Ayten Hanım, sakin olun. Bakayım. Elini alacaksın şimdi onu. Bak, bak tamam. Lütfen kamera çekse. Kadir Bey gözünü tamam, kamera bakın. Bir saniye. Her şey gram toz var mı? Aldım. Asla, asla kabul etmiyorum. Ne şey, yapacağınızı çok şaşırıyorsunuz. Simleri. Mumun simleri uçmuş. Evet. O olabilir. Toz, ona ama bir şey toz demem. Dediniz toz ya, o yüzden değildi. Herhalde. Neden kullanılmış asla kabul mu? Etmiyorum. Geleceğiz onu da. Tamam ben devam edeyim. Buyurun Can Bey. Size gelince sorun. Çiçeğinizde handikap yaşamışsınız sanırım. Çiçeğinizin altı yok. Sadece o süngerle vermişsiniz. Bak alt gözükmüyor. Gözükmeyen bir şeyi soramazsın. Eğer şey olsa böyle açıyorsun. Gözüküyor, tamam mı? Hanımefendi, gözük. Allah aşkına şurada oturuyorsun. Kadir Bey görüyor musun? Bir bak, şey söyleyeceğim. Şu an bana baskı lazım. Yaparak böyle yüksek tonajla saksı konuşarak Züleyha Hanım'a yaptığınız şeyi bana yapamazsın. Saksı geçin bunu. Ben bunu gördüysem ben. Eğer size söylemekte. Vallahi çok bakın, güzel çiçeğim. Siz bu masaya misafir olarak gelseydiniz siz bu masaya bomba atardınız. Siz sürekli servis yapacaksınız ve şu an üzeriniz
Elleriniz her tarafınız sim. Şimdi ben yemeğimde sim çıktığında size eleştirsem... Açın elinizi. Bak burada simler. Bakın burada her tarafınızda simler. Sim var şu anda. Ben o simler yapışır, dökülmez. Sim elinizde yok. De sim var. Şimdi biraz önce gördüm var ama... Var mı? Yani geç ama olabilir. Gözünüzden yemekleri düşebilir. Bakın tabaklara düşmüş. Simim yok. Hiçbir şey yok. Yorumum bu kadar. Masanın dıştan görünümü güzel ama detaylara... Şimdi gözünden sim yemeğe düşebilir mi sence? Kadir Bey, kirpide düşmez mi aynı şekilde? Yani burada yapışık, kuaför bir arkadaşımız sim var. Sim çok düşüyor. Hayır şunu demek istiyorum. Yani bir kere kuaför arkadaşın o kadar iyi olsa saçlarını yakmaz. Hayır saçımda kaynak vardı benim. Kaynaklarımın silikonları ıslaktan nemli kaldığından... Bir de o gün elektrik yoktu. Yengem benim duşa da giremedim. Sabah da acil kuaföre gitmen gidip çalışmam gerekiyor. Hiç böyle bir açıklama yapmanızı gerek yok. Hayır ya saçını yanmadı. Peki ama saçlarına yanmadığını söylüyor bu arada. Kaynaklı saç ıslak kalmaz. Saçı yanık. Kendi kalıyor. Yıpranmış. Yanık olsa pişmanı gibi kopar. Ayten Hanım. Kesinlikle hanımefendinin saçı yansın ya da yanmasın. Sizden laf eder etmez. Biz masayı yorumluyoruz. Peki Can Bey, Ayten Hanım sizi Can Bey eleştirdi ama masadaki en adaletli kişi olarak da sizi söylüyor yalnız. Şuradan açıldı aslında konu. Ben Gönül Hanım'ın adaletli olmadığını iddia ettiğim için Ayten Hanım'ın adaletli olduğunu söyledim. Çünkü Gönül Hanım biraz önce dedi ki ben olmuş şeye olmuş derim ama bir türlü benim çorbama olmuş diyemedi. Ama damak önce kesildi beğenmedi. Dedi biz onu ekarte ettik ama. Kesilmediğini. Bakın bir önce kesildi dediniz buradan vurmaya çalıştınız. Herkes okey deyince kesilmekten vazgeçtiniz. Can Bey, sonra dediniz ki müsaade edin tamam. Dereotunu ben sevmiyorum dedi. Ben dedim ki bunu bizi ilgilendirmiyor yemek zorundasınız dedim. Sonra durdunuz. Ben beğenmedim o zaman dediniz. Beğenmedim gerçekten. Yani beğenmedim ama siz bir haftadır beğendiğiniz şeyi bir haftadır benim çorbamı gördünüz bakın diyorum ki. O yüzden de Ayten Hanım'ı adaletli buldum konu. Bakın bir şey diyeceğim Can Bey. Çorbam lezzeti size uymamış olabilir ama siz bir haftadır o çorbayı söylüyorsunuz. Neden diğerlerini görmediniz peki? Çünkü ben buna takıldım. Şevval Hanım'ın çorbası bile sizinkinden daha lezzetliydi. Daha mı lezzetliydi? Detayları olmamasına rağmen lezzet vardı ve ona da lezzetsiz dediniz. Kesinlikle damak sevkinizi sorguluyorum. Şey var, masayı nasıl buldun? Önce elinize sağlık. Masayı ben pazartesi günden beri herkesin diyorum ki elinde kim ne varsa en şıkkını koyuyordur. Ben bundan eminim. O yüzden çok ağır yorumlar hiçbir zaman yapmadım. Masam da şıktı. Evet, senin öyle bir düşüncem öyle bir düşüncem aynen. Çünkü insan gerçekten elinde varsa onu koyuyor. Bazen bulamayabiliyoruz. Masası görünüş olarak şık. Benim için masa hani şık yeterli. Ama şöyle bir şey, çok toz şey... Toz diyorum. Aşırı derecede. Su lekesi evet, aşırı evet derecede. Var. Toz değil. Ama aşırı derecede. Toz da vardı. Daha sonra şöyle tamam. Bir şey. Astoristim diyorsunuz. Yaptırdığınız makyaj sanki ilkokul çocuğu 23 Nisan'a gidiyor gibi yaptırmışsınız. Neyi pardon? Makyajınızı. Ve sim dökülür hanımefendi. Saçınızda, dudağınızda, yanağınızda her yeriniz sim dolu. Astoristler sim olur ya. Şu an böyle parlıyorsunuz. Astoristler Gönül Hanım'ın bile ya. Ben yüzünde sim görüyorum. Bak simli bir makyajı yok ama sizin siminiz Gönül Şimdi, Hanım'ın yüzünde. Herkesin tırnağını ben bugüne kadar dikkat ettim. Tırnakları uzun da hanımefendi. Normal temiz eldiven uzundu. Eldiven kullandım. Ha, eldiven kullandım ve tırnaklarınıza bakabilir miyim? Kesilmiş misin ki sadece uzundu. Hanım hayır, bugün seni ilgilendirmez. Bakma. Saçımda niye sizi ilgilendirmez Ayten Hanım. Niye ben sana tırnaklarımı elimi yüzüme göstereyim? Tamam siz şimdi biraz hırslandınız. Şevval de şu an hırsından öyle şeyler söylüyor. Bir kere saçına laf söylediğin için. Lütfen masaya dönelim. Şevval bu arada Ayten Hanım seni kıskandığını düşünüyor musun? Hangi konuda Ayten Hanım seni kıskanacak? Gençliğimi kıskanıyor. Güzelliğimi kıskanıyor. Öyle düşünüyorum. Çünkü benim kıyafetime 80'ler falan bir şeyler dedi. Şaşırdım. Saçımı kıskandı az önce. Şöyle onun sizin için demiştim hanımefendi. Beğenmedim de kolları dar geliyordu. Bu daha rahat. Böyle daha rahat olmak istemişsin günümüzde ama ki böyle güzel yorumlar yapayım. Hep evet, gençliğimden vurmaya çalışıyorum. Yok şöyle yok böyle. Birbirinizin sadece marketini kıskanırsanız çok iyi olur. Benim onu bile kıskanmıyor. Yemek hakkında yorum yap. Şevval menü hakkında yorum yaptın mı? Menü hakkında çok şöyle bir şey. Buyur. Evet menüyü duymak istiyorum. Menüsünü ben merakla bekliyorum. Bayağı aslında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Hepsini bakalım yapacak. Saydığımızda uyumlu menü güzel, falan buldun yok, menü yani. Güzel, güzel. O zaman alalım bir önce çorbanı. Tamam, sulu hemen. Köfte çorbası geliyor efendim. Tabaklarını silersek sevinirim. Peçetem çünkü peçetem tozluydu tamam, onu söyleyecektim. Tamam. Simli yemek yemek istemiyorum. Bu çok önemli. Peçete tozlu. Ya şöyle bir şey. Mesela peçete tozlu. Ben, evet bakın Kadir Bey. Tüy yapışmış. Şöyle göstereyim. Tamam bak. Toz mu tüy mü? Tüy. Ya nasıl olur? Olur. Az önce kadar yıkandı. Yani şey ortalıkta siz biraz geziliyor ya onunla alakalı. Dikkat edeceksiniz kusura bakmayın. Ben bu arada Ayten Hanım siz bunların hepsini Kırıkkale'den mi getirdiniz? Tabii ki de. Valizle birlikte tabii, bardaklarınızı, tabii, tabaklarınızı. Tabii, tabii, tabii. İyi gene galiba bir tek bardak çatlamış yolda. Evet, ama tabaklarda falan bir kusur kalmadı. Bir de ekmeklik yoktu hemen, bilmiyorum belki. Peçete bile sim dolu. Yok yok çatlak bardak kullanmaz haberim bile yok. Ekmek de yok.
Ekmek yemiyorsun sen ye ya. Kuz bugün. Yok niye çok kullanılmıyor? Hayır, niye tuzluk olması çıkmıyor? Gerekiyor dediniz ama ya ben de bekliyorum. Yok ben de bekliyorum. Dedim ki senin çorbanda gram tuz yoktu. Tamam olabilir tuzsuz çare var. Dedim. Tuzsuz çare var. İsteyin hemen getirin. Tuzsuz şart dedi. Ekmeğinizin burada olması lazım. Yok arkadaşlar bence. Haftanın abi, başından şey beri ben... O ekmek gitti mi? Ekmek burada da sadece o tarafa koymadım. O zaman ben hemen ekmeğinizi uzatayım. Bol oraya bol niye koydun Ayten abla? Bol bol yesin arkadaşım. Unutmuşlar. Ekmeğini alabilirim. Yanına koy bol bol ye ekmekten. Gönül'e niye veriyorsun? Züleyha orada ona ver o yakın. Yok Gönül ekmek istedi ya o yüzden. Canımız isteyebilir ama isteyebiliriz çorbanızı batıracak. Gerek yok ben de öyle. Arkadaşlar önce çorba alalım mı? Ekmeği o zaman yiyebiliriz ancak. Bir çorba gelsin önümüze. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.